Arkadaşlar bakın, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi buraya gelmiş, stand açmış. Hemen anlatmaya başlayalım. Abi, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi bizim Sivas'taki ikinci devlet üniversitemiz. Eğitim dilimiz %100 İngilizce. Bu anlamda Ankara'nın doğusunda kalan şehirler içerisinde. Artık yüksek hızlı tren de geldi Sivas'a. Efendim? Yüksek hızlı tren de geldi Sivas'a. Aynen, yüksek hızlı tren de geldi. Artık Ankara-Sivas arası 2 saat 40 dakika sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Hocam hangi bölümler var? Hangi bölümler? Bölümler olarak bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, uçak mühendisliği ve bitki koruma bölümlerimiz açık. Kontenjan olarak dershane diyebileceğimiz kontenjan sayısına sahibiz. En çok kontenjanımız elektrik elektronik mühendisliğinde 40+1. Şöyle göstereyim. Okul birinciliği kontenjanımız. Bakın artı burada uçakları hepsini göstermişler. 10 tane de depremzede kontenjanımız var. Güzel. Burada broşürler şeyden var. Şeyden bahsediyordum. Onu tamamlayayım hemen. Tabii. Ankara'nın doğusunda kalan, devlet üniversitesi olup %100 İngilizce veren sanırım ilk üniversiteyiz. Bizden başka üniversite yanlış bilmiyorsam yok, ya da Kayseri'de bir tane olabilir. Şu anda o konuda tam emin değilim ama. Tamam. Onun dışında başka? Eğitim sistemimiz 7+1, 7 dönem normal teorik üniversite eğitimi alıyoruz. 8 değil mi? 8. dönem işte 7+1. Artı 1 dönemimizde şöyle uzun dönem staj olarak eğitim veriyoruz. Güzel bir dönemde staj yani. Aynen. Ankara'da savunma sanayinde iştirak firmalarda, yani Aselsan, TÜSAŞ gibi yerlerde, evet, TAY gibi firmalarda staj, uzun dönem staj imkanlarımız oluyor. Tabii şimdi bunu yanlış lanse etmeyelim. Bütün öğrencilerimize bu imkanı sağlayamayabiliriz. Sınıfta parlayan, başarı gösteren öğrencilerimize açılacak kontenjanlarda. Evet. Hocam bunlar nedir? Bunlar şöyle bahsedeyim. Bu mesela bir 3 boyutlu yazıcıdan çıkma metal alaşımlar. Bu yanlış bilmiyorsam kobalt. Neydi hocam? Kon kobalt. Bunu uçak gövdelerinde kullanmak için tasarlamışlardı yanlış bilmiyorsam. Hem hafif ve dayanıklı olması için. Mikro füder gibi düşünün arkadaşlar. Aynen. Biraz daha değişik. Metal olanı bu da. Diş bölümü de mi var sizde? Bizde diş bölümü yok. O buradakiler nasıl metal 3 boyut yazıcı ise burada da seramik 3 yazıcı, 3 boyut yazıcımızın bir numunesi. Bu seramik 3 boyut yazıcımızla beraber şey yapabiliyoruz. Artık implant üretimi yapabiliyoruz. Oo. Güzel. Bu işte gelişme var yani. Evet, evet. İnşallah implant fiyatlarını düşüreceğiz. Ne soruyorlar müşteriler ama? Müşteri diyorum hep. Gerçi müşteri öğrenci demek, müşteri demektir okula. Ne yani soruyorlar ziyaretçiler, öğrenciler? Genel olarak bize en çok sordukları soru devlet üniversitesi mi oluyor? Evet, devlet mi? Devlet üniversitesiyiz. Güzel. Sivas'ta ikinci devlet üniversitesi. Özel üniversite olduğumuzu zannediyorlar. Yani Sivas'ta zaten köklü bir devlet üniversitesi var. İkinci devlet üniversitesi niye açıldı diye büyük ihtimalle soru işareti oluşuyordur herkeste. Ama yok, biz de devlet üniversitesiyiz. Sıralamamızı tutturan bütün öğrencileri ücretsiz bir şekilde okulumuza kabul ediyoruz. Yurt imkanı nedir Sivas'ta? Yurt imkanı bizim, hani bizim için bir avantaj. Yurt imkanı şimdi Sivas'ta şöyle bir durum var. Cumhuriyet Üniversitesi'nin kampüsünün yakınında 25 bin kişilik bir KYK yurdu var. Güzel. Bu KYK yurdun %60'ını anca doldurabiliyoruz. Daha boş yani. Daha boş, yarıya yakın boş. İyi, güzel tercih yani, için. Şimdi şöyle, büyük şehirlere gittiğiniz zaman yurt bulmayı bırakın. Yok. Hani o doldurur. Sırada bekliyorsun yedekte. Sırada bekliyorsunuz. Aynen. Sivas'ta sizin bir kişilik, bir iki kişilik, üç kişilik ve artık onu seçme şansınız var hani. Güzel, odayı da seçebiliyorsun öyle. Aynen. Oo, güzel. Arkadaşlar bakın, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüsü de bu şekilde. Geldiğinizde yurtta sıkıntı yok. Zaten talep de varmış. Geldiğinizde çok da... Kampüsümüzde şehir merkezine yakın, alışveriş merkezinin hemen yanındadır. Yani güzel, merkezi sırt yer. Sırt sırta neredeyse. Güzel. Geldiğinizde daha fazla bilgiyi alabilirsiniz. Biz size sadece fikir vermesi için çekiyoruz. Gezmeye devam. Hocam teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz.